Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Ziya ve bugünkü videomuzda bir izleyicimiz Minecraft videosu haricinde, oyun videosu haricinde daha doğrusu farklı bir içerik yaptı dedi, bilgi videosu falan çek dedi. Ben de yine Minecraft'la ilgili Minecraft hakkında az bilinen, bilinen ama az bilinen 9 tane bilgiyi araştırdım abi. Çoğu kişi bilinenleri yapmış, ben de böyle bir şey yapayım dedim. Araştırdım ve bunları uygulayacağım. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Evet gençler, ilk uygulamamız tavuk. Tavuk 1, 2, 3, 4. 4 blok yüksekten abi aşağı atlayamaz. Çünkü korkar. Ama siz gelir de tavuğa kendi silahıyla Allah belanı derseniz tavuk güzel ya sayınır. Hadi git lan, git lan buradan. Kaybol lan. Şimdi arkadaşlar sıradaki bilgimiz ise eğer şuraya bir delik delersek ve suyu ne tarafa koyarsak koyalım su sonunda o deliği akacaktır arkadaşlar. Şöyle bir de koyalım. Bakın her türlü o deliği akacak. Ne haber lan domuz? Bakın. Bakın. Yani ne olursa olsun o deliğe su gidecek. Bakın burada biraz şey gitti ama neyse. Tamam, şuradaki suyu alabilir miyiz şimdi? Bir dakika. Git lan. Dağılın lan. Evet arkadaşlar. Sıradaki bilgimiz ise şöyle göstereyim. Buzun üstüne ruh kumu koyarsanız acayip şekilde yavaş gidersiniz. Bakın bu koşmamış halim. Şurada koşarken kanım abi, görüyorsunuz yerde şey var. Hadi lan, başarabiliriz lan. Sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar. Ama beyler, evet bunu da göstereyim. Normal ruh taşının üzerinde sadece yavaş gidersiniz yani. Bakın bu koşmamış halim, bu da koşarken halim. Buz her şeyi değiştiriyor. Aynı şekilde şöyle bir şey de göstermek istiyorum şimdi size. Hemen şurada bir yapayım. Abi normal bir şey alalım. Bir de buz alalım beyler. Yani şöyle bir şey yaparsak. Bu arada buzun üzerinde normalden hızlı gidersiniz. Bunu da hemen belirteyim. Bu da bir bilgi olsun. Bunlar ekstradan. Ben gene 9 bilgi diye yazacağım videonun başına. Böyle yaparsanız beyler görüyorsunuz hiçbir şey değişmez. Yani hiçbir şey değişmez. Yine aynı hızınızla gidersiniz. Evet arkadaşlar, sıradaki bilgimiz ise üstünüzdeki gereksiz eşyalardan kurtulmak mı istiyorsunuz ve yere atıp bunları tekrar almak istemiyor musunuz? Bunun için arkadaşlar bunları ya bir kaktüse atın. Şöyle görünüz olmuş gibi. Kesinlikle elmas çok gereksiz bir eşya, atın gitsin. Ya da abi gidin bir lav birikintisine bırakabilirsem, şimdi göstereceğim. Lav birikintisine bırakın abi bunları. Ve böyle eşyalardan kurtulmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, sıradaki bilgimiz ise kapıyı bir tık yükseğe koyarsanız zombiler bu eve asla giremez. Bakın. Bakın şimdi. Abi o zombi zıplar ama asla bu eve giremez. Bakın zorluğu da zor yapalım. Yani asla bu eve giremezler arkadaşlar. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Evet arkadaşlar. Sıradaki bilgimiz ise bu görmüş olduğunuz güzelim neydi lan adı, piston abi. Şöyle her şeyi iten piston abi, şu ikisini itemiyormuş. Katman taşı, ben de bunu yeni öğrendim. Ve ocak lan, ocak gerçekten abi, şunu itemiyor. Bakın bakın, basıyorum ama itemiyor ve katman taşı için de aynı şey geçerli abi. Bakın bunu da basıyorum, bu da itemiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi itemiyorlar abi. Şimdi sıradaki bilgimize geçelim. Evet abi, çoğu madencilerin de bildiği gibi lav olan yerde diamond olur, elmas olur, altın, her şey olur yani. Lav olan yerde elmas çıkma olasılığı daha yüksektir Minecraft'ta. Ve elması var burada. İşte burada bir lav var abi. Lav birikintisi var. Bunun altını göremiyor musunuz abi? Yapacağınız tek şey şu şekilde cam koymak. Ve lavın altı çok rahat bir biçimde görmüş olduğunuz gibi gözüküyor abi. Ben de her yere elmas koymuşum bu arada. İşte görmüş olduğunuz gibi beyler. Ve bunları almak için de tek yapmanız gereken bunları kırmak yeterli yani. Siz bunları kırıp bunları alabilirsiniz tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi bir pusula yapmak istiyorum. Yani nerede doğduğunuzu, kayboldunuz, evinizi kaybettiniz. Bir pusula yapmak istiyorsunuz ama yanınızda 4 tane demir var. Ve demirlerinize kıyamıyorsunuz abi. Tek yapmanız gereken bu Minecraft'ın bir bugudur. Bunları böyle koyup abi şu şekilde pusulanın gösterdiği tarafa gitmek. Bakın ben sol tarafta doğmuşum. Bunu farklı bir şekilde hemen deneyelim şöyle bir şeyle.
Bakalım ne tarafı gösterecek. Şöyle. Bakın gene bu tarafı gösteriyor. Yani bu her türlü abi sizin gitmek isteyeceğiniz yeri gösterecek. Crafting table yere koyup pusula yapmanız yeterli. Hadi bir tane de yapalım madem o kadar şey yaptık, bir pusulasız bırakır mıyız ya, bakın. Yani gösterir pusula size doğru yolu, pusulayı kullanın. Evet arkadaşlar, son olarak bilgimiz, son bilgimiz Nether'da sizin baş belanız olan Blaze'dir abi. Blaze'den kurtulmanın en kolay yolu ise kar topu. Kar topu ile canı acayip şekilde fazla gider Blaze'lerine. Hemen şöyle bir deneyelim. Şöyle bir game mode 0 yazalım abi. Game mode 0. Ha ben barışçı moddayım, bir saniye. Şöyle zor alacağım. Bakın. Blaze koyuyoruz, koyamıyoruz. Korkuyorum. Ve Blaze'e kar topu ile saldırıyorsunuz. Bakın. 14-13 kar topuna öldü abi ve kar topu çok kolay çıkan bir şey zaten. Ya her dağın tepesinde bulabilirsiniz neredeyse hemen hemen. Blaze'ler bu şekilde kolayca ölebiliyor. Al bakın. Ah 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 vurdu. Beyler vurdu, beyler beyler beyler, öleceğim. Öleceğim abi. Evet beyler, daha çok bunun gibi bilgi videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Köylü amcamızla birlikte video bitirme kararı aldık. Ne haber lan? Ne haber? Ve alın size bir bilgi daha. Köylü veya şu yaratık taşların içine gizlenen şeylerden öldürürseniz size asla item atmaz. Yani köylüleri öldürmeyin. Sevin onları arkadaşlar. Kartop savaşı yapın. Bol bol kartop savaşı yapın. Onlar sizi sevecektir. İyi seyirler dilerim.